Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf MUBA Yayınları Fasikül Soru Bankası tam sayılarla işlemler konusuyla gençler dersimize başlıyoruz. Gençler konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Arkadaşlar tam sayılarla ilgili öncelikle toplama işleminde nelere dikkat etmemiz gerekir bunları inceleyelim ve hatırlayalım. Arkadaşlar aynı işaretli tam sayılar toplanırken sayılar mutlak değerce toplanır ve önüne ortak işaret yazılır diyoruz. Bakın artı 2 ile artı 3'ü toplarken 2 ile 3'ü topladım 5. Önüne ortak işareti yazdım artı 5. Yine eksi 2 ile eksi 3'ü toplarken 2 ile 3'ü topluyoruz 5 yapar. Önüne ortak işareti yazarız. Eksi 5 olur diyoruz. Gençler bakın burada sayı doğrusunu da göstermiş olalım. Artı 2 gençler başlangıç noktasından 2 birim sağa gideceğiz demektir. Üzerine tekrar artı 3 gelirse artı demek gençler sağa doğru gideceğiz demektir. 3 birim ilerleyeceğimiz için 3 birim ilerliyoruz. Ve bakın burada gençler sonuç oku. Bu alttaki okun adı gençler sonuç okudur. Ve sonuç oku gençler genelde bize işlemin sonucuyla ilgili bakın burada doğru cevabı gösterir diyelim. Eksi 2 gençler başlangıç noktasından önce 2 birim sola geldim. Daha sonra eksi 3 olduğu için tekrar 3 birim sola gelerek eksi 5'i bulmuş olalım. Peki farklı işaretli tam sayılar toplanırken gençler ne yapıyoruz? Mutlak değerce büyük olan sayıdan küçük olan sayı çıkartılır ve elde edilen sonucun önüne mutlak değerce büyük olan sayının işareti konulur diyoruz. Bakın eksi 2 ile artı 3'ü toplarken 3'ün mutlak değeri daha büyüktür. 3'ten 2'yi çıkardım 1. 3'ün işaretini yazdım artı 1. Artı 2 ile eksi 3'ü toplarken evet eksi 3'ün mutlak değeri daha büyük olduğu için 3'ten 2'yi çıkarıyorum 1 olur. 3'ün işaretini aynen önüne yazarak eksi 1 olarak yazarız. Evet şöyle gençler alıştırmalarımıza başlayalım. Aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz diyor. Artı 7 ile artı 5 gençler bakın aynı işaretli sayılar. O halde 7 ile 5'i topluyorum 12. Ortak işareti yazdım artı 12. İstersek gençler artıyı yazmayabiliriz. Eksi 12 ile eksi 24 toplarken aynı işaretli sayılar olduğu için topladım sayılarımızı 36. Ortak işareti önüne yazdım. Eksi 36. Evet, eksi 2 ile artı 4 toplarken zıt işaretli sayılar olduğu için 4'ten 2'yi çıkarıyorum 2. 4'ün işaretini yazdım artı 2. D'de sevgili gençler eksi 3 ile eksi 1'i topluyorum. Ortak işaretli olduğu için sayıları toplayarak eksi 4 olarak yazarız. Evet, artı 32 ile eksi 8'i toplarken zıt işaretli sayılarda evet, 32 daha büyüktür gençler. Mutlak değerce 32'den 8 çıkarıyorum 24. 32'nin işaretini yazarak artı 24 olarak yazalım. B'de de eksi 32 mutlak değerce büyüktür. 32'den 8 çıkardım 24. 32'nin işaretini yazdım. Eksi 24 olur işlemimizin sonucu diyelim. Evet. Eksi 21 ile artı 8'i toplarken 21'den 8'i çıkarmam gerekir. 13. 21'in işaretini yazdım. Eksi 13. Eksi 36 ile artı 92'yi toplarken 92'nin mutlak değeri daha büyüktür. 92'den 36'yı çıkarıyorum. 56. 92'nin işaretini yazdım. Artı 56 olur işlemimizin sonucu. Gençler I'da eksi 71 ile bakın artı 45 gibi düşünebiliriz gençler. Eğer işaret burada sanki sayının işaretiymiş gibi düşünür. Evet artı deriz. 71'den 45'i çıkartırsam 26 olur. 71'in işaretini önüne yazdık. Eksi 26. Sevgili gençler bakın üçlü ifade gelirse, 3 terim gelirse evet, burada gruplayarak toplayabilirim. Artı 2 ile eksi 8 toplarsam eksi 6 olur. Artı eksi 12. Evet, eksi 6 ile eksi 12'yi toplarsak da eksi 18 olur işlemimizin sonucu. J'ye geldiğim zaman eksi 20 ile eksi 3'ü toplarsak aynı işaretli sayılar. Sayıları topladım eksi 23. Evet gençler K'de bakın eksi 42 ile artı 84. Arkadaşlar bakın bu sorularda şöyle yapabiliriz. Sanki eksi 42 ile artı 84 gibi sayıların öndeki işaretler evet, pozitif ve negatifi gibi düşünüp toplama işlemi yaparız. O halde 84'ten 42'yi çıkartırım. 42 kalır. 84'ün işaretini yazarak artı 42 olur. Bu işlemimizin sonucu deriz. Evet devam edelim. Evet L'de sevgili gençler eksi 71 ile 71'i toplayacağım. Şöyle topladığımızı düşünürsek 71'den 71 çıkar gençler. İşlemimizin sonucu 0 olur. Evet, M'ye geldiğim zaman önce şöyle gruplayarak toplayabilirim. Evet, eksi 2, eksi 8 daha sevgili gençler eksi 10 olur. Eksi 10 ile eksi 12'yi toplarsak da eksi 22 olur işlemimizin sonucu. Arkadaşlar bakın burada eksi 13 ile 4'ü toplayacağım, zıt işaretli olduğu için 13'ten 4'ü çıkardım, 9 kaldı. 13'ün işareti yazdım eksi 9. Artı eksi 1'den eksi 9'da eksi 1'i toplarsak da eksi 10 olur işlemimizin sonucu. Evet, burada sevgili gençler şöyle yapalım. Eksi 80 ile 43'ü toplayacağım gençler. Zıt işaretli olduğu için 80'den 43'ü çıkarıyorum. Ne yapar arkadaşlar? 37. Elbette eksi 37 diyoruz. Artı 28. Evet, burada da gençler 28, bakın burada artı 28 gibi düşünelim. O halde 37'den 28 çıkartırsam ne yapar gençler? 9 yapar. Evet, 28'e 9 toplasa 37 yapar ve 37'nin işaretini önüne yazarız. Eksi 9 olur işlemimizin sonucu diyoruz. Evet gençler, Ö'ye geldiğimiz zaman eksi 120 ile eksi 109 toplayacağım öncelikle gençler. İki negatif sayı toplarken sayıları topluyorum. 120, 109 da 229 olur. Ortak işareti önüne yazdım. Eksi 229 artı 101. Zıt işaretli iki sayıda gençler mutlak değerce 229 daha büyüktür. 229'dan 101'i çıkarıyorum. 128, 229'un işaretini önüne yazdım. Eksi 128. P'de sevgili gençler bakın burada öncelikle şu iki negatif sayı toplayabilirim. Eksi 14, eksi 14 daha. Eksi 28 yapar. Artı 36'dan. Zıt işaretli iki sayıda 36'dan 28 çıkarılır. 8 kalır. Bunu da artı 8 olarak yazalım. Evet, eksi 41 ile gençler 23'ü toplarsam evet, ne yaparız sevgili gençler? Bakın eksi 41 gibi düşünelim. 41'den 23'ü çıkarıyorum. Evet, 1'den çıkmaz 11'den 3 çıktı 8. 3'ten 2 çıktı 1. Eksi 18 yaptı. Artı eksi 10. Eksi 18 ile eksi 10'u toplarsak da eksi 28 olur. Bu işlemimizin sonucu. Gençler 43 ile eksi 10'u toplarsam 43 ile eksi 13'ü toplarsam 43'ten 13'ü çıkarıyorum 30. Evet, artı 7 yanına geldi. Bu da 37 olur işlemimizin sonucu diyoruz. Evet sevgili gençler, devam edelim ve bir sonraki etkinliğimize bakalım. Evet, ikinci sorumuzda arkadaşlar şöyle biraz büyütelim. Aşağıda verilen eşitliklerde sarı renkli kutuların yerine gelecek tam sayıların değerini bulunuz diyor. Gerçi ben şimdi artı 5'i neyle toplarsam 13 olur diye düşünüyorum. Artı 5'i 8 ile toplarsak 13 olur. İstersek artı 8 olarak da yazabiliriz. Eksi 18'i bakın eksi 25 yapmak için eksi 7 ile toplamam gerekir. Evet, burada da gençler eksi 12 bakın eksi 4'e ne yapmış arkadaşlar? Aslında artmış. Demek ki zıt işaretli bir sayı ile toplayacağım. Bakın 8 ile toplarsam evet eksi 4 olur. Gençler artı 4'ü eksi 6 yapmak için eksi 10 ile toplamamız gerekir. Buraya eksi 10 gelir. Buraya da 8 gelir diyelim. Eksi 12'yi gençler artı 14 ile toplarsam evet artı 2'ye döner. Gençler eksi 2, eksi 3 ile artı 5'i toplarsam artı 2 yapar. Bakın bunu eksi 2 yapmak için eksi 4 ile toplamamız gerekir. G'ye geldiğimiz zaman sevgili gençler eksi 11 ile eksi 3'ü toplarsam eksi 14 yapar. Eksi 14'ü de 18 ile toplarsak 4'e döner. Buraya 18 gelmesi gerekir. Gençler 7 ile eksi 4'ü toplarsam 7'den 4'ü çıkarıyorum 3. Evet, bu da artı 3'tür. Evet, 3'ü gençler neyle toplarsak 3 olur. Toplamada etkisiz eleman 0 ile toplarsak 3 olur diyoruz. Evet, devam edelim. Evet, üçüncü etkinliğimde aşağıda sayı doğrularında modellenen işlemleri bulunuz diyor. Gençler bakın başlangıç noktasından önce sağa doğru gitmiş ve 3 birim gitmiş. O halde artı 3 diyorum. Artı. Tekrar sağa gittiği için gençler artı 1 birim gitti. Artı 1. Sonuçta artı 4 olur diyoruz. Evet, B'ye geldiğim zaman başlangıç noktasından önce sola doğru 2 birim gidildi. Yani eksi 2 olur artı. Daha sonra sağa doğru gittiği için gençler artı diyorum. 1, 2, 3, 4 birim gitti. Artı 4. Sonuç oku da bakın nereyi gösteriyor? Artı 2'yi gösteriyor diyoruz. C'ye geldiğimiz zaman öncelikle başlangıç noktasından bakın artı 10'a gelmiş. Demek ki artı 10'la başlıyoruz. Artı. Daha sonra gençler sol tarafa doğru gitti. Bakın 10 ile eksi 10 arasında gençler 20 birim var. Sola doğru gittiği için eksi 20 ile toplayarak eksi 10 sonucunu bulmuş diyoruz. Evet, D'ye geldiğimiz zaman önce eksi 2'ye geldik. Daha sonra gençler eksi 2'den eksi 6'ya gittik. Yani eksi 4 birim üzerine eklemiş oldum. Sonuçta eksi 6'ya eşit oldu diyoruz. E'de sevgili gençler önce 0'dan sola doğru geldik ve 9 birim geldiğim için eksi 9 artı sağa doğru gençler 15 birim gitmiş. Ve sonuç olarak da artı 6'yı göstermiş diyoruz. Evet, devam edelim. Gençler sayı doğrusunda gösterilen bir işlemin sonucu, evet, genellikle arkadaşlar sayı doğrusunun altındaki sonuç oku ile gösterilir. Evet, seçmeli sınavlarda gençler çoktan seçmeli test sorularında sonuç okuna bakılarak da bazıları elenebilir diyoruz. Bakın gençler 4. sorumuzda sonuç oku gençler bakın bu alttakidir. Sonuç okuna dikkat edersek artı 2'yi gösteriyor gençler. Cevaplarda artı 2 olan gençler bakın sadece D seçeneği var. O halde sorumuzu direkt sonuç okuna bakarak da D şıkkı doğru yanıttır diyebiliriz. Evet gençler sorumuzu yine gösterelim. Sıfırdan önce 2 birim sola geldim. Eksi 2 diyorum. Bakın eksi 2 yazılmış. Daha sonra sağa doğru 4 birim geldim. Artı 4 diyoruz. Ve sonucu da artı 2 olmuş diyoruz. Evet. Gençler pozitif tam sayıların önüne artı işareti konulmayabilir. Bakın, artı 3 olarak yazılabilir. Ama negatif tam sayısı önüne mutlaka eksi işareti konulmalıdır diyoruz. Evet. Gençler burada evet, tam sayılarla toplam eşitliğin modellemesi konusuyla kalalım sevgili gençler. Evet, bir sonraki dersimizde arkadaşlar bu konumuza devam edeceğiz. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.